musun hocam? Önce bir dakika bir nefes. Abi, sadece KYK'lı değiliz. İşler var, yapılmayacak. Bazen hani birisi girer bozar diye endişeleniyor mu? Asılara içenlere buradan Adıyaman tütünü. Bu ara. Sizin o has kendinize has usturunuzla meclis kürsüsünden şöyle bir espri yaparsanız bence çok Türkiye'nin gündemine oturacak bir şey. Bir KHK'lı eczacı gözaltına almışlar emniyet programlamasında. Söyle bakayım senin örgüt içerisindeki görevin neydi? Ahmet eczacı demiş ki ben örgütün keskin nişancısıyım. Bence siz bunu çok daha güzel ifade edebilirsiniz. Hakikaten yani bizim yaşadığımız dram tam olarak budur yani. Yani ille ki alınıyorsa vardır bir şey, atılıyorsa vardır bir şey. Bize ne düşerse belli sınırları zorlamak da dahil her türlü yanınızdayız. Yargılamıyoruz. Bunun bir hak ihlali hem de ağır bir hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal hayatta uğradığınız bütün bu muameleyi iliğimizde hissediyoruz. Bütün arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. İşte insan insanı yarasından tanır, öyle diyelim. Bir benzeri her gün değişik biçimlerde bizim de maruz kaldığımız şeyler. Yer yer daha ağır, yer yer daha az. Herkesin derdini kendi kantarıyla tartmak lazım. Kolay bir şey değil ama en zoru tabii ki öyle sivil ölüme mahkum etmek. Aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamak. Bu direkt izzetiyle, şerefiyle, onuruyla oynamanın ilk adımı. Ne yazık ki öyle bir kriminalizasyon süreci yürüttüler ki birçok sözüm ona muhalefette olduğunu düşünen insanlar, kurumlar, partiler bile ya vardır bir şey, biz fazla bulaşmayalım kafasında illeki bir şey vardır. Bu tam da devletin yaratmak istediği, bu politikaların da beslendiği temel alanı. Yani illeki alınıyorsa vardır bir şey, atılıyorsa vardır bir şey. İtiraf edin ki içinizde geçmişte böyle düşünenler olmuştur. Bu kimsenin suçu sorumluluğu değil. Yani insan başına gelmeden anlamıyor. Bize düşen ne olursa dayanışma adına, sizin ulaştıramadığınız ses olmak adına, görünür kılmak adına ne olursa zaten bir vekilimiz kendini size adamış konuda. Evet. Sağ olsun. Ömer Faruk Bey sağ olsun. Bizler de onun üzerinden ya da bize ulaşan bütün taleplerde üzerimize ne düşerse yapıyoruz. Benim ailemden Adıyaman'da kamuda çalışan bir kişi kaldı. Sadece ikisi SGK'da, bir gelinimiz SGK avukatıydı. Onun eşi de öğretmendi. Onlar mahkeme kararıyla dönebildiler. Bir de sadece akraba da değil, yakın arkadaş çevremi de böyle bir budadılar. Yabancısı olduğumuz bir duygu değil. Son olarak belki şunu söylemek gerekiyor. Bir, hiçbir itiraz, bu bir ferden ferde herhangi birinizi hedef alan bir yaklaşım değil. Bu toplu bir hedefe koyma işi. Dolayısıyla itirazın ve mücadelenin de kolektif olması, toplu olması, birlikte yürütülmesi ancak geriletilebilir. Tek tek insanların uğraşabileceği ya da geriletebileceği bir şey değildir. İkincisi de insanlığın keşfettiği en önemli direniş biçimi dayanışmadır. Yani işte elinde olan olmayanla paylaşacak hiçbir şey yoksa selamı paylaşmak bile insanı manevi olarak bir şekilde yalnız değiliz. Bizim için de gam çeken, bizim derdimizden halimizle hallenen insanlar var duygusu bile insanı bu içine sürüklendiği kaotik ruh halinden en azından korur. Biz de dediğim gibi bize ne düşerse belli sınırları zorlamak da dahil
her türlü yanınızdayız. Yargılamıyoruz. Bunun bir hak ihlali hem de ağır bir hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir bürokratik kurul kendini mahkeme yerine koyamaz diyeceğim ama mahkemelerin kendisi de artık kurumdayım. Hasılı kelam, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve bu süreçte vekilim 130 kişi intihar etti. Ve bunlar dini inançlarına göre günah olmasına rağmen. Yani 100, efendim, yani 130 diye genel şey var. 1000'in üzerinde insan ya bilmediği işlerde çalışırken ya da hastalık nedeniyle Türkiye ortalamasının 30 katı boşanma var. Evet. Ve hepimiz aşağı yukarı işte ilaç alıyoruz. Evet. Bu süreci atlatabilmek için. Hani bu platformu kurduktan sonra biz hani birlikte gerçekten güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir dayanışma ilişkisi geliştirdik. Geçmişteki düşünceler değişti, dönüştü. İnsanlar mesela 1 Mayıs'a biz KYK platformu olarak 15 ilde 1 Mayıs mitinglerine katıldık. Demokrasi konferansının düzenleyicileri arasındaydık KYK platformları olarak. İllerde arkadaşlarımız emek demokrasi platformları içerisinde. Yani bir toplumsal muhalefet hareketi gibiyiz şu an. Her şer bir hayre gebedir. Vekilim, şunu size vermek istiyorum. Hay hay. Dediniz ya talepleriniz, evet, bizden istekleriniz diye. Bugünkü basın açıklamamız olacak.